Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize önce sağlık diliyorum. iyi mesailer, kolay gelsin diliyorum. Ve önümüzdeki kış için gelen zamlara karşı şimdiden tedbir almanızı tavsiye ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, e, ağlanacak halimize gülüyoruz bazen. Türkiye'de devletin ciddi bir çürüme süreci içine girmiş olması bizleri öncelikle gerçekten çok üzüyor. Kadim devletimiz hiç bu kadar tefessüh içinde olmamıştı. Devlet soyuluyor, devlet çürüyor, çok net söylüyorum. Şimdi en son sermaye piyasası kurulunda dönen dolapları e, izlerken bir kere daha devletin ne kadar liyakatsiz, ehliyetsiz, devlet adabından yoksun kadrolar tarafından yönetildiğine üzülerek tanık oluyoruz. Biz devletimizin şan ve şerefinin yücelmesinden başka bir şey isteyenlerden değiliz. Sadece bunu istiyoruz. Devletten çalınan her kör kuruş aziz milletimizin parasıdır. Aziz milletimizin kesesinden çalınan paradır. Bunun böyle bilinmesi lazım. Ali Fuat Taşkesen ne oldu? Kim bu adam? Bank Asya'da 16 yıl çalışmış ve bir bölümünde de genel müdürlük yaptı. Asya'ya 100 lira para yatıranların cezaevinde olduğu bir ülkede Ali Fuat Taşkesenlioğlu 16 yıl yönettiği Bank Asya'dan Halk Banka Genel Müdür yapılmış. Olmamış. Sonra İstanbul Borsası'nı denetleyen, düzenleyen, gözetleyen bir kurum olan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olmuş. Olmuş ne var bunda denebilir. Ama koku çıktı. Koku çıkmakla kalmadı. Ortalığa saçıldı adeta, pislik saçıldı. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu hanımefendi milletvekili, damat Ünsal Banvar, önemli bir iktisatçı, akademisyen ve iki danışman, Serkan Taranoğlu, Korkmaz Karaca. Geldiğimiz tabloda Mine Tozlu Sineran, Sineran diyor ki, danışmanlar beni arıyor. Onlar iş yapma, onlar çok alır senden, gel bizle çalış, hale bak. Saray danışmanları, borsayla, sermaye piyasası kuruluyla işi olan iş insanlarından o danışmanla çalışma, o çok fazla rüşvet ister, ben daha az alacağım, benle çalış der noktaya geldi. Kabul edilebilir mi? Kabul edilemez. Bu görünen, Iceberg'in görünen kısmı, Mine, Tozlu, Sineren gibi kaç kişi var? Bunu da bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Ve bir şey akla geldi. Meşhur damadın istifa ederken söylediği at izi it izine karıştı sözü gerçekten bu iktidar için söylenebilecek hakikaten güzel ve yerinde bir söz. Devlet denetleme kurulu var. Orta yerde bir de bu işleri takip edecek, savcıların dışında denetleyecek, araştıracak, soruşturacak bir kurul. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevi ne? Küçük yatırımcıyı korumak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevi ne? Borsa İstanbul'un denetiminden sorumlu. Oradaki işleyişin düzeninden sorumlu. Peki, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı kim? Aynı zamanda İstanbul Borsası Yönetim Kurulu üyesi. Nasıl olacak? Devlet Denetleme Kurulu başkanı sıfatıyla SPK'yı denetleyecek, inceleyecek kişi SPK'yı denetleyen borsanın yönetim kurulu üyesi. Nasıl bir kafa? Nasıl bir mantık? Anlamak mümkün değil. Bir boşanma davası sebebiyle ortaya saçılmış bir pislik. Bir rüşvet skandalıyla karşı karşıyayız. Boşanma davası olmasa bu işleri belki de hiç konuşmayacaktık. Kim var? Bir film. La Casa Papel gibi. Bir film. Soygun filmi. Biraz sonra ona da değineceğim darpan üzerinden. Aktörler belli. Saray. Saray danışmanları. Milletvekili. Ve FETÖ artığı genel müdürler. Bankasya'nın genel müdürü. Ya Allah'tan kork. Erdoğan. Öğretmen Bankasya'ya maaş e, yatırdı. Para yatırdı. Hesap açtı diye. Hapise attın ya. FETÖ'cü diye yaftaladın, yargıladın. Bankasya'da 16 yıl üst düzey yöneticilik yapmış bir kimseyi Halk Banka hangi kafayla genel müdür yaptı? Bunları anlamak mümkün değil. Şimdi danışmanlar niye kavga ediyor biliyor musunuz? Rüşvet işlerine niye bulaşıyorlar biliyor musunuz? Şunun için bulaşıyor. Bir cumhurbaşkanı rüşvet alan bir kişiyi büyük elçi yaparsa etrafındaki kadroyu rüşvet ve yolsuzluğa özendirmiş olur. O danışmanlar da diyor ki biz de bu işleri yapalım. Nasıl olsa reis bizi ödüllendirecek. Kafaya bak, hale bak, geldiğimiz yere bak. Böyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Ama şunu tekrar söylemek isterim. Bu dava burada bitmez. Devlete kıymasın. Devleti çürütmesin. Devleti lekelemesin. Kim? Devletin başındaki devletin çürütüldüğü, lekelendiği ve kıyıldığı bir süreç yaşıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yapmış. Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurusu üzerine soruşturma açılmıştır. Ankara Cumhurba Cumhuriyet Başsavcısı'na buradan sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 132 milletvekiliyle bir başvuruda bulundu. Suç duyurusunda bulundu. Kaldı ki bu tür iddialar Ta, e, şeye başvuruya bağlı şikayete bağlı işler de değil. Resen de açabilirsiniz. Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer siyasi partilerin başvurularını Cumhuriyet savcıları niye dikkate almaz? Niye görmezden gelir? Bu bir suç. Bir şikayetimiz var. Muharrem Erkek götürmüş, vermiş. Genel Başkan yardımcımız Cumhuriyet Başsavcısı Sümen altında bekletiyor. Emir bekliyor, talimat bekliyor. Bugün adli yılın açılışı. Ey savcılar. Ey savcılar 600 6500'e yakın savcı var diye ben biliyorum. Ayıptır, günahtır. Sizin görevinizin başında e, meslek olarak savcısınız da Cumhuriyet savcısı diye bedava yazmıyor beyler. Biraz önce söyledim. Birileri devlete kıyabilir. Birileri devleti çürütebilir. Birileri devleti lekeleyebilir. Bunu yapanlar devletin en tepesinde bile olsa siz Cumhuriyet Savcısı olarak işin gereğini ve görevinizi yapmak zorundasınız. Ha, Kastı aşan hadsiz bir hakaret için insanları cezaevine atmayı biliyorsunuz. Hakaretin Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı belli. En kabadayı ceza versen üç yıl vereceksin. O da cezaevinde yatmayı gerektirmiyor zaten. Bu ne olacak bu? Bu pislik ne olacak? ses yok, tık yok. Ve şimdi buradan Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurusu üzerine soruşturma açtım demek. Mealen şudur. Biz buradan mine tozlu sir, 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 sinerayı, faturayı keseriz. Olay biter. Kesemezsin. Bu dava burada bitmeyecek. Sade bu değil. Sade bu değil. Biraz sonra sıralayacağım. Davalar da kapanmayacak. Ne olursa olsun kapanmayacak. Hakan Atilla adamın başını belaya soktunuz. Adam türlü badirelerden geçti. Hakan Atilla borsa yönetimindeyken diyor ki borsa İstanbul yönetimine atananlar göreve uygun değil dedim diyor. Göreve uygun değil dedim diyor. Başka iş yapış tarzları gereği orada olmamaları gerektiğini anlattım diyor. Kime anlatmış olabilir? Hakan Atilla. Kime bunları söylemiş olabilir? Reise. Reis ne yapmış? Kale almamış. Sonra Hakan Atilla ne yapmış? İstifa etmiş. Borsa İstanbul. 8 Mart 2021'de. Ve Ali Fuat Taşkesenli oğlu için nereden çıktı? Onu da anlamadım diyor. Sade o değil diyor. Bankasya Genel Müdürlüğü'nde üst düzey yönetici olan, genel müdür yardımcısı olan 6 kişiyle birlikte Halk Bank'a atandı diyor. Buradan Murat nedir? Merak ediyorum. Ben değil Türkiye merak ediyor. Bir de daha şey var. Ünsalban, sayın milletvekilinin boşanma aşamasında olduğu eşi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsalban. Kamuoyuna çıkan bilgiler açıklamalar üzerine Türk Hava Kurumu Üniversitesi de bir açıklama yapmış Ünsalban'la ilgili. Ünsalban sekiz ceza davası hala hakkında var olan. Dokuz da hukuk davası hala var olan bir kişi. Sicili kabarık, suç makinesi gibi adam. Ama bir AK Parti milletvekilinin eşi. Ödüllenmesi lazım. Ve şöyle bir kitap yazmak suretiyle de reis hazretleri tarafından ödüllendirilmiş. Sürekli ödüllendirilmiş. Eşi beyefendiden iki buçuk milyon dolar Boşanma tazminatı isteyebiliyor. Nereden kazanmış olabilir? Ün salban, bu kitabı satarak mı? Bu kitabı da 70-80 bin lira baskısını Türk Hava Kurumu Üniversitesi bütçesinden ödemiş bu arada. Bu kitap. Bu da garip, bu da saçma bir durum. Ve böyle bir çeteleşme ile Türkiye maalesef çürütülmeye devam ediyor. Şimdi. Bu sürecin savcılara tekrar seslenmek istiyorum. 6500 savcı var. Ya bir tane mi? Bir tane mi vicdanlı, cesur savcı yok bu ülkede ya. Görüşme kasetleri yasal olmamakla birlikte sayın milletvekiliyle boşanma aşamasındaki eşinin yaptığı bir tartışma kamuoyuna yansıdı. Sayın milletvekili oldu. Kardeşine ve kocası için benim biliyor mahvedeceksiniz. Siz para kazanacaksınız. Ben itibar kaybedeceğim diyebiliyor. E bunların soruşturulması gerekmiyor mu kardeşim? 1 Eylül adli yıl açılacak saat 2'de. Çıkılacak, hamaset yapılacak orada. Yeni bir adli yıl başlıyor. Temiz bir adli yıl olsun ya. Bu adli yıl temiz bir adli yıl olsun kardeşim. Yargı bağımsızdır. Savcılar korkmayın. 9 ayları kaldı zaten. En fazla 9 ayları var. Namussuz savcılar AK Parti'yi, Erdoğan'ı rahatsız ettiği için görevlerinde bir zarara uğrarlarsa onların uğradığı zararları telafi etmek onlara yapılan sürgünleri haksızlıkları telafi etmek bizim temel görevimizdir bizim namus borcumuzdur 6500 savcı biri bile harekete geçemiyor yazıklar olsun tek kelimeyle yazıklar olsun ülkenin en büyük ikinci partisi savcıya gidiyor bir dilekçe veriyor savcı talimat bekliyor ne yapsam acaba Böyle garip bir durum. Buraya nereden geldik değerli arkadaşlar? Buraya aslında şuradan geldik. Hani Erdoğan'ın meşhur bir lafı vardı hafızalardadır. Ben değişmedim diyor, geliştim diyor. Bazen değişerek geliştim diyor. Gelişerek değiştim diyor. Erdoğan ne, sen ne değiştin ne geliştin. Sen mutasyona uğradın mutasyona. Sen ve partin mutasyona uğradınız. Başkalaştınız. Başka oldunuz. Gözünüzü para hırsı bürüdü. Ne yapacaksınız bu kadar parayı bilmiyorum. Eşiniz, dostunuz, yandaşınız. Demirören 675 milyon dolar krediyi ödedi mi, ödemedi mi? Ziraat Bankası değil mi? Ziraat Bankası genel müdürü cevap versin. Bak çiftçinin bankası ya. Demirören 675 milyon dolar alıyor. Doğan Medya grubunu satın alıyor. Oradan Bay Kemal'e ateş ediyor. Para kimin? Milletin. Bankadan almış. Geri ödeme var mı? Yok. Üstüne bir daha para almış. Sabah TV 750 milyon dolar aldı çalık. Ne oldu para? 750 milyon dolar. Şimdi varlık yönetim şirketlerinde vatandaşların 2500 liraya kadar olan borcunu sileceğim diye, güya bir iyilik yapacağım diye efelenip havalanma? 750 milyon dolardan. 675 milyon dolardan. Lake Next Level Ankara'da 412 milyon dolar ne oldu kardeşim? 412 milyon dolar. Bu bu kredileri, bu büyük kredileri hangi banka genel müdürleri kimin talimatıyla verdi ya? Ben milletvekiliyim. 20 senedir milletvekiliyim. Gitsen bana banka 50 milyon vermez ya. Ne 50 milyon? 2 milyon vermez ya. 750 milyon dolardan bahsediyor. 128 milyar dolar buharlaşırken kaç kişi zengin oldu ya? Kaç kişi zengin oldu? Bakın herkes şunu bilsin. Bay Kemal bir hep helalleşme diyor ama arkadaşlar sade helalleşme yok. Helalleşeceğiz. Ama kul hakkı yiyenle, yetim hakkı yiyenle, devleti soyanla, milletin cebindeki kesesindeki kör kuruşa göz dikenle hesaplaşacağımızı da bütün dünya alem bilsin bütün dünya alemiz çalınan her kör kuruşu devletin kasasına geri koymak için her şeyi yapacağımızı bütün dünya bilsin. Başkent Gaz Kızılay'a 8 milyon dolar aktarıyor. Bağış güya, şartlı bağış. Kızılay üzerinden Kızılay aktararak vergiden sıyırıyor. Kızılay da parayı Türkiye'ne veriyor. Erdoğan'ın çocuklarının vakfına veriyor. Ey millet, devlet soyuluyor, uyuma. 8 milyon dolar. Kızılay'dan beyefendinin çocuklarının kurduğu vakfa gidiyor. Yurt dışına gidiyor. Arkadaş şöyle bir meclis olmaz. İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi bundan sanıyorum 6 ay önceydi. ne ile ilgili bir yolsuzluğu çok somut, çok net Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşıdı. Rakamlarla, belgelerle, tarihlerle, bu işi bu soyguna yol açacak genelgelerle, CBK'larla, manzara bu dedi. Bir meclis düşünün, darpane soyuldu diyoruz, darpane darpane. Meclis bunu araştırmaya gerek duymuyor. Araştırmaya gerek duymayan meclis değil. Meclis Erdoğan'ın basıncı ve tahakkümü altında olduğu için bunu meclis araştıramıyor. Olay ne? Olay şu, çok kısa söyleyeceğim. Darpane bandrol işini hani şu sigaralara, rakılara, içkilere koyulan bandrol var böyle. Göstermeyelim şimdi. Bunu 185 milyon TL'ye yaptırıyor bir yılda ihtiyaç olan kısmı. Yapan firmaya diyor ki ben artık sana yaptırmayacağım. Reis Bey de bu konularda ihalesiz iş yapmamıza müsaade etti diyor. Firma isimlerini vermiyorum. 400 milyona başka bir firmaya işi veriyor. 400 milyona iş alan firmanın da matbaası yok ya. Bırak bandrol basmayı, matbaası yok. Ne yapıyor iş alan? Daha önce bu işi 185 milyon TL'ye yapan firmaya diyor ki sen bu işi yapar mısın gene? Yaparım tabii. 185 milyonu yapıyorum, para da kazanıyorum diyor. İyi al sen yap bunu diyor. Hikayeye bak. 185 milyona yapandan alıyorsun, matbaası olmayana veriyorsun 400 milyona. O da Eski bu işi yapanı diyor ki sen bunu yap 185'te. Aradaki fark 215 milyon cebe. Buraya cebe. Bunun adı ne? İlla lakasede papel mi izlememiz lazım? Al sana lakasede papel işte. Al. 215 milyon cepte. Kimin cebinde? Akif Bey soruyor. Diyor ki bu kişi. Hani Erdoğan'ın bir e, gönüllüleri vardı ya. Her şey Türkiye için platformu. Bunun genel koordinatörü çıkıyor. Hadi buyurun. Şunu dersem haksız mı olurum arkadaş? AK Parti seçim kampanyalarını finanse etmek için darphaneyi soydu dersem haksız mı olurum? Böyle bir şey olabilir mi? Ülkenin geldiği hale bak. Şunu da merak ediyorum. Deminden beri milyonlardan, milyon dolarlardan bahsetti. Hariri Türkiye'yi altı buçuk milyar dolar tokatladı gitti. Adam altı buçuk milyara aldı gitti Türk bankalarından dedi, Telekom aldı ödemedi vesaire. Devlet ne yaptı? Bankalara Hariri'nin ver, Hariri'ye verilen kredileri geri ver, vererek ödeyerek bankalardan Türk Telekom'un hissesini geri aldı. Hale bak, Bunun adı tam bir tokatlama. Rahmet içinde yatsın Nur içinde yatsın Kemal Sunal'ın tokatçı filmi vardı. O film aratmıyor. Altı buçuk milyar dolar Hariri tokatladı gitti. Kimi tokatladı? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tokatladı. Devletle de para ödeyip bankanın o telekom hisselerini geri aldı. Başka? Sabaha kadar saysam bitmez birkaç örnek getirdim. Beşli çete. Maşallah maşallah der ya. Maşallah Allah der beyefendi. Maşallah ki maşallah ya. 203 milyar TL'lik ihaleyi Beş firmaya vermiş devlet. Dünya klasmanına girmiş bunlar. Dünyada bunlar kadar büyük iş alan firma yok. Üç milyara malet köprüyü yolu ben sana on bir milyar dolar dolar olarak ödeyeceğim denmiş. Bunun adı kepazelik, bunun adı soygun, bunun adı hırsızlık. Üç milyar nere? On bir milyar dolar nere? Dokuz, sekiz milyar Adama cebine cukka. O tabi yalnız yiyemez o parayı. Bunlar yaşanıyor Türkiye'de. Bunlar. Ve maalesef hep birlikte seyrediyoruz. Maliye Bakanımız dengene büyüdük elhamdülillah demiş. Büyüdük doğru. İkinci çeyrekte 7.6. Nebati mutlu. Peki Nebati'nin şundan haberi var mı? Vardır tabii. Tarihin en büyük cari açığını vermeye hazırlanan bir Türkiye'deyiz şu an. Tarihinin en büyük cari açığını bu yıl sonunda verecek bir Türkiye var. Tüfe yüzde seksen TÜİK'e göre. Yüzde seksen. Üfe yüzde yüz Peki güya büyüdük. Ücretlilerin milli gelirden aldığı pay ne oldu iki yılda biliyor musunuz? Ey ücretliler. iki yılda milli gelirden aldığınız pay 11.4 puan azaldı. 2020'de Varsayın ki milli gelirimiz 100 lira. Herkes anlasın diye böyle örnek veriyorum. Ücretlerin aldığı pay 36 lira 80 kuruştu. 100 lirada. Bütün ücretlerin ey ücretliler şimdi kaç lira biliyor musunuz aldığınız pay? Yüzde 25 yirmi yirmi lira 40 kuruş. 36 lira 80 kuruştan 25 lira 40 kuruşa düştü. 100 liranın içinde ücretliye düşen pay. 100 liranın. Kim büyüdü Sayın Nevati? Ücretli küçülmüş, çalışan küçülmüş. Peki sermayenin payı ne olmuş? Ona da baktık. Maşallah ki maşallah, sermayenin payı da yüzde on bir nokta bir puan artmış. Yani herkes anlasın diye söylüyorum. 2020'de milli gelirimiz 100 lira ise sermayenin bundan aldığı pay 42 lira doksan kuruşken şimdi sermayenin aldığı pay 54 liraya çıkmış. Yani şu olmuş, bir avuç zengin dağ gibi zengin olmuş, yani Numan Bey'in tabiriyle Harunlar Karun olmuş. Geniş kitleler daha da yoksullaşmış ve 2022'nin en yüksek büyümesi kimin? Var orada çok büyük, büyüme oranımız iki çeyre, ikinci çeyrek 7.6 da. Bir sektör var ki çok iyi büyümüşe Kim o? yüzde yirmi altı nokta altı ile bankalar. E büyür tabii kardeş. Merkez Bankası'ndan yüzde on üçle parayı alıyor. Vatandaşa, Ahmet'e, Mehmet'e, Fatma Hanım'a, Ayşe teyzeye, Ali Bey'e, Hasan amcaya yüzde otuzla kırkla satıyor. On üçten al, otuzla kırkla sat. Nasıl büyümesin? Nasıl büyümesin? Bay Kemal boşuna demiyor. Bankalar Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayında kar oranını yüzde 400 yüz arttırdı diye. Bu rakamlar resmi. Bir şey daha küçülmüş. Üzülerek bunu da söyleyeyim. Tarım sektörü de yüzde iki nokta dokuz küçülmüş. Ve nihayet belki 50-60 yıl sonra şeker ithal ettik. Şeker, şeker ithal ettik. Türkiye'nin şu anda mevcut kapasitesiyle. Bölgenin en büyük şeker ihracatçısı olması lazımken samandan sonra şeker de ithal ettik. Ben buna üzülüyorum. 85 milyonuz. Kadim devletiz, aziz milletiz diyoruz güzel hamaset yapıyoruz da. E nasıl olacak? 1071 diyor beyefendi. 2023 diyor. Ne diyor? 2053 e, diyor. 1923'te arada söylüyor. 1296 diyor. Beyefendi ne Alparslan, ne Osman Gazi, ne Atatürk, ne de senin bu, ne Fatih Sultan Mehmet böyle pisliklere hiç bulaşmadı. Onlar hak dedi, hukuk dedi, adalet dedi, adil olmak dedi ya. Her tarafın dökülüyor ya. Şimdi yeni bir modamız var artık. AK Partili siyasetçilerin eşlerinin karışmadığı, yapmadığı ticaret, tacirlik kalmıyor. Ne güzel. Ya Nur Gölü'nde yatsın. Rahmetli Menderes. Rahmet ve anıyorum. E oğluna ticaret yaptırmadı ya. Oğluna ticaret yaptırmadı ya. Nereden nereye geldik? Ve kur korumalı mevduat meselesi Türkiye'nin kanayan bir yarası değerli arkadaşlar. Normalde kur korumalı mevduatı mevduatı, mevduatı şudur. Yüzde 40-45 bandındaki karşılığı o kurdan kaynaklı karşılığı hazine ödeyecek. 155 60 bandındaki karşılığı da Merkez Bankası. Şimdi biz hazinenin ödediğini biliyoruz. Bugüne kadar aralıktan beri e hazinenin ödediği 60 milyar 600 milyon. Bankanın verdiği yasal faizin dışında 60 milyar 600 milyon fakirden, fukara'dan toplandı. Zenginin zenginliğini korumak, muhafaza etmek için verildi. Peki Merkez Bankası'na ne, ne ödedi? Bunu bilmiyoruz. Mevzuata göre yüzde 55 ile 60 bandında Merkez Bankası ödeyecek. Ne vermiş? İlkokul dördü sınıfta oran oran hesabını ben öğrenmiştim. İlkokul dördü sınıf çocuklarına soruyorum. Sevgili çocuklar. 60 milyar bir bütünün yüzde 45'i ise bütünün diğer kalan yüzde 55'i kaç milyardır? Yani Merkez Bankası'ndan çıkanı da bilmemiz lazım. Artık ekonomi alimlerine sormuyorum. <laughs> ilkokul dördü sınıfı bu sene bitiren çocuklara sordu. 60 milyar TL kur korumalı mevduatın yüzde 45'i ise kalan yüzde 55'i kaç liradır? Yani Merkez Bankası kaç lira demiştir? Çocuklar yapmıştır ama şimdi bize ulaşamıyorlar. Ben söyleyeyim ben de yaptım. 75 milyar falan eder. Yani kur korumalı mevduata 60 milyar hazineden çıkarken 75 milyar yaklaşık da Merkez Bankası'ndan çıkmış kardeşim. Toplam ne yapar? 130 milyara aşkın bir parayı zenginlere verdik. Peki nereden veriyoruz bu paraları? Nereden veriyoruz? Elektrik düğmesini aç. 4 çeşit. Musluğu aç. 5 çeşit vergi. Çocuk bezi, kefen, deterjan, zeytinyağı. Okul çantaları el yakıyor. Defter kitap alamıyor millet. Okullar çocuklardan bir top teks, e, A4 kağıdı istiyor. Veliler hopluyor. Vergi vatandaştan ve dolaylı vergi olarak topluyoruz. Kime veriyoruz? Önce bekçiye. Birinci hak onun. İkinci hak kimin? Kur korumalı mevduat sahiplerinin, sonra üç dört maaş alan yandaşların, bürokratların, taş kesenli oğulları gibi paytahta yakın çevrelerin, batık kredilerin ve 128 milyarı üzerinden zenginlere milletten toplayıp toplayıp veriyoruz. Yetmiyor. Milletten topladık yetmedi. Ve dün gece, gece değil mi açıklandı? Zamlar başladı. Yağmurlar bitti. Zam yağmurları başladı. Enflasyonla mücadele ediyormuş. Vatandaşı enflasyonu ezdirmeyecekmiş. Türkiye'deki yüzde seksen enflasyon, Avrupa'daki yüzde dokuz enflasyon kadar etki yapmıyormuş. Bunları Tayyip Bey söylüyor. Aman enflasyonla mücadeleye devam et. Me. Me etme. Biraz sonra söyleyeceğim. Sen başka bir şeyle mücadele etmelisin. 2021 Kasım ayında, 2021 Kasım kışın başlangıcı, en soğuk zamanı değil. 400 metreküp doğalgaz tüketen bir hane bunun için 902 lira ödemiş idi. 902 lira. Şimdi bu geceki zamlarla ne ödeyecek biliyor musunuz? En düşük 400 metreküp onlanda ısınamasın da 400 metreküp için geçen yıl 902 lira ödeyen hane bu yıl 2300 lira ödeyecek bu zamlarla. 2300 lira. Erdoğan bu kış geçmez. Vatandaş bu kışı geçiremez. Bu fiyatlarla kimse doğalgaz kombisini çalıştıramaz. Elektrik en düşük tarife var yani ya indirimli falan diyoruz. Geçen sene Kasım ayında 240 kilowatt saat en düşük kilo tarife. Yakan hane 220 lira ödemiş idi Kasım ayında. Şimdi önümüzdeki Kasım'da 444 lira ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Bu en düşüğü, en düşüğü bu. Nasıl olacak? Böyle mi mücadele edeceksin Erdoğan? Bu mudur enflasyonla mücadele? Bu Millete kıyma, millete zulmetmek ya. Başka bir şey değil. Milleti açlığa, milleti soğuğa terk etmek. Şu enflasyonla mücadeleyi Allah aşkına bırak. Bırak. Bir mücadele et ama. Bak, bir mücadele et. Ben hep diyorum ki, hırs başta karar eleyince akıl baştan firar eyler. Erdoğan Bak. için söylüyorum bunu. Iyilik olsun diye söylüyorum. Hırsınla mücadele et Erdoğan. Hırsına yenilme. Başka Egon'a yenilme. Çok şişti Egon. Bu sana iyi gelmez. Mücadele edeceksen bırak enflasyonu menflasyonu önce hırsınla bir mücadele et. Ve beyefendi bugün konuşmuş. Sınav boykotunu bırakın demiş. Ben bir öğretmen olarak tebeşiri bırakıp meclise gelmiş biri olarak bütün meslektaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Dokuz ay kaldı. Dokuz ay. Dokuz ay. Dokuz ay sonra bu işleri düzelteceğiz. Girmeyin sınavaya. Girmeyin bu sınava. Boşuna girmiş olacaksınız. Boşuna bu sınava gireceksiniz. Girmeyin. Öğretmenlik zaten bizatihi uzmanlık mesleğidir. Ayrıca uzman öğretmen ne demek? Bütün bir öğretmen mesleğe başladığı andan itibaren, esasen diplomasını aldığı günden itibaren uzmandır. Baş öğretmenlik ne ya? Bir tane var işte hepimize yetiyor. Hepimize yetiyor. Ve <laughs> biz özür beklerken, özür beklerken gene şok yedik. Dün Suç İşleri Bakanı hakkını arayan öğretmene terörist diyebilmişti. Bunlara göre zaten AK Parti'ye karşıysan bırak karşı olmayı eleştirirsen teröristsin. Bölücüsün. Vatan hainisin. Bugün de Cumhurbaşkanı çapulcu dedi ya. Ya seni bir öğretmen yetiştirdi sana okuma yazma öğretti. Ne kadar okuduysan, nereye kadar okuduysan onu da bilmiyoruz da. Sen o öğretmenlerin elinden geçtin. O öğretmenler olmasa sen şimdi belki hala Kasımpaşa'da top oynuyordun ya da teknik direktörlük yapardın. Ya da çekirdek satardın bilmiyorum yani. Bir şey yapardın. Bu öğretmenler seni bu noktaya getirmiş. Çapulcu ne demek? Hakkını arayan öğretmene çapulcu demek en hafif tabirle nobranlıktır. Zaten Erdoğan'ın son zamanlarda baskın karakteristik özelliği de nobran dilidir. Nobran davranışıdır. Nobran oldu adam. Nobran. Böyle cumhurbaşkanlığı yapılır mı ya? Yani ay 30 gün dedim ki 3 günde herkesin cumhurbaşkanı oldu ya. 3 gün ya. Olamadı. Olamadı. Milli bayramlarda bile olamadı. Ne yaptı? Ne yaptı? 30 Ağustos. Dün konuşuyor. <laughs> Büyük taarruzun yıl dönümünde yerine geliyor, getirdik falan. 2023 taarruzuna hazır mıyız? Al buyur. Al buyur. Ne taarruzu Erdoğan? Ne taarruzu ya? Kime taarruz edeceksin? 2023'te kime ta ta taarruz edeceksin? Ege Adaları'nı korumak, yer almak için yapacaksan bir şey beraberiz, yap. Yap. Terörle mücadele, teröristlere ta taarruz yap. Ama senin 2023 taarruzundan kastın başka Muhalefete taarruz. Muhalefete taarruz edecek. Nereye kadar? Denize mi dökeceksin bizi Erdoğan? Geç bu işleri. Üç gün, üç gün. Otuz gün içinde, üç günde Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasan yetecek. Ama yok. Ve özür beklerken bütün öğretmenler hakaret yedik. Özel okullardaki öğretmenlerin asgari ücretten yani 5500 liradan daha düşük paralarla çalıştığını bilmiyorsa bir ayıp. Biliyorsa iki ayıp birden işliyor Erdoğan. Dört bin liraya çalışan öğretmen var ya. Asgari ücret 5500 lira. Dört bin liraya çalışan öğretmenin sokakta açım demesine tahammül edemeyen bir iktidar artık iktidar olmaktan çıkmıştır. Artık o ülkede demokrasiden bahsedilemez o ülkeyi bir diktatör yönetiyor demektir. Ve maalesef tablo budur. Sokağa çıkmak çapulculuk değildir Erdoğan. Sokağa çıkmak hak aramak medeniliktir. Bunu öğreneceksin. İnsan olmaktır. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Bunu bileceksin. Sokaklar, meydanlar demokrasinin kâbesidir. Bunu bileceksin. Böyle baskıyla öğretmeniz yerde süründürerek, sürterek, ters kelepçe takarak insanların hak aramasını engellemen de mümkün değildir. Evet biraz uzadı bitirelim böylece. Şunla bitirelim. E, demin yarım kaldı. Bakın burada İstanbul Borsası Yönetim Kurulu üyeleri var arkadaşlar. Şu SPK ile ilgili işte SPK'nın yönettiği, dizayn ettiği, planladığı, gözettiği borsa. Profesör Doktor Erişi Arıcan, aynı zamanda Varlık Fonu Başkan Vekili, Erdoğan'ın Varlık Fonu'ndaki vekili, ve ekonomi politikaları kurulu üyesi sarayın. ikinci yönetim kurulu üyemiz Yunus Arıncı, e, devlet denetleme kurulunun başkanı. Borsada yönetim kurulu üyesi. Borsanı, borsayı yöneten SPK'daki pislikleri de bu denetleyecek. Ya yani nasıl denetleyecekse. Ast üstünü denetleyecek. Bu mantıkla. Bak kim var başka? Metin Kıratlı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Yani Türkiye'nin en yüksek devlet memurudur bu Metin Bey. Bu da borsa yönetiminde. Ve Fahrettin Altun olmazsa olmaz. Bu da sarayın sözcüsü. Yani borsa sarayın olmuş arkadaşlar. Borsa sarayın olmuş. Bank Asya'dan da tecrübeli bir FETÖ'cü genel müdürü almışlar. SPK'nın başına vermişler. Hep beraber yenilsin, içilsin. Gelsin paralar, gelsin dolarlar, gelsin eurolar, avrolar, yazlıklar, kışlıklar, saraylar, uçaklar, bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzenin değişmesine dokuz ay kaldı. Geçen bir espri yaptım. Demokrasi ana rahmine düşmüştür. Dokuz ay sonra Türkiye'de inşallah nur topu gibi bir demokrasiyle herkes tanışacak. Çok teşekkürler. Buyurun. E şimdi Bankasya'nın genel müdürünü devletin en önemli, en büyük kamu bankasının başına getiriyorsun. Bankasya'ya para yatıranı, öğretmeni işten atmışsın. Ne yapacağız? Tayyip getirmiş zaten. FETÖ'cülerin babalarını devletin belli noktalarına yerleştirmiş. Sayın Genel Başkan'ın söylediği şudur. Haklarında yargı kararı olmayanlarla ilgili elbette gereken yapılır. Ben ve Binali Yıldırım eee güvenlik soruşturması mağduruyuz. Ben beş yıl öğretmenlik hakkım aldığım sınavı kazandığım halde Milletin Bakanlığı beni işe almadı. Niye? Sabıkam yok, bir şeyim yok. E biz seni çok solcu buluyoruz diye. Binali Yıldırım'ı da almadılar. Onu da herhalde sağcı buldukları içindir. Böyle şey olur Evet, ikinci sorunuz. Ee, bu soruyu bence e, millet masasındaki altı lidere sormak lazım. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin.